Az önce de sizlere bahsetmiştim. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Emek ve Gelecek Grubu Başkan Adayı Dilek Gabbi'yi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Evet, İzmirli gazeteciler seçime gidiyor. Zaman zaman konuşuyoruz biz de. Hem ağırlamaya çalışıyoruz başkan adaylarını, hem hedefleri konuşuyoruz. Hem Tabii. gazetecilerin ve basının aslında sorunlarını konuşuyoruz. Siz kendi grubunuz adına ne hedefliyorsunuz seçim için? Tabii ama tabii öncesinde şöyle bir başlangıç yapmak isterim. Ben aynı zamanda şu an İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısıyım. Son 4 yıldır, 4,5 yıldır İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ndeyim. Ve 2 yıldır da başkan yardımcılığı görevini sürdürüyorum. O yüzden evet, bir yandan cemiyet doğru seçimlerin temposu var, onlarla ilgili koşturuyoruz ama biz öte yandan kendi işlerimizi de yapmakla yükümlüyüz ve bir de ona efor harcamak durumundayız. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi yani bizim basın sektörü de bir tempo hem yüksek hem de çok sorunların olduğu bir sektörüz biz. Ve sürekli bir şeyler yapmak durumundasınız bu sektörle ilgili. Her şeyden önce yaşadığımız sıkıntılar, işte ülkenin yaşadığı sıkıntılar öncelikle bizim sektörümüzü biliyorsunuz etkiliyor. Öyle olunca da projeler üretmek durumundasınız. Farklı şeyler yapmak durumundasınız. Sektörle ilgili arkadaşlarınızın yanında olmak durumundasınız. Genç arkadaşlarınız var. Onlarla ilgili sorunları çok büyük. Onların farkındayız. Ama her şeyden önce tabii kurumsallaşma ile ilgili sıkıntılar var. Bunlara koşturuyoruz. Ve gerçekten ben daha seçim atmosferine hani girerken zaten yaptıklarımızı anlatmak yetiyor. Ekstra bir şey anlatmaya ihtiyaç duymuyorum. Doğru değil mi? Ama yine de Kesinlikle. tabii İzmirli gazetecilerin beklentileri ve bekledikleri var. Çünkü sorunlar çok olunca Tabii. çözüm noktasında beklentiler de çok oluyor. Bir Evet. taraftan o beklentileri çözmeye çalışsanız da bir buzdağı da bir kenarda hala çözülmeye bekliyor. Dolayısıyla yeni Evet. hedefleri de duymak istiyorlar. Tam da söylediğiniz gibi aslında yani biz buzdağının görünen kısmıyız çoğunlukla basında. Tabii tabloyu net görmek lazım, net dile getirmek gerekiyor. Yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı konjonktürden kaynaklanıyor. Birçok şey yani siyasi konjonktür etkili, ekonomik konjonktür etkili, belki onların hepsi birbirini etkiliyor ama asıl mesele bir de teknoloji var. Yani teknoloji bizim sektörümüzü baştan sona değiştirdi. Evet. Gelişen sektöre teknolojiye ayak uydurmak durumundayız. Ve bizim gazeteciler için çok yönlü bir değişim süreci içerisindeyiz biz. Bunu tabloyu net görürsek bizim beklentilerimizin hangisini tamamlayabileceğimizi, hangisini İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak vaat edebileceğimizi de daha net görürüz. Çünkü bence bunlar bazen birbirleriyle karışıyor. Bizim en önemli ihtiyacımız, en önemli özelliğimiz duruşumuz olmalı. Gazeteciler olarak. Evet biliyorum hiç kolay değil. Otosansür de gittikçe arttı. Evet biliyorum bizim kurumsal yapılarımız gittikçe zayıflıyor. Ama ne olursa olsun bir kere önceliğimiz gerçekten bir gazeteci olarak basın özgürlüğünden yana sonuna kadar mücadele etmek ve hak savunucusu olabilmek. En çok önemsediğim şeyler bunlar. Bana göre de bir gazeteciye verilebilecek en büyük vaat bu olmalı diye düşünüyorum. Daha çok sesimizi yükselteceğiz. Haksızlıklara karşı daha çok sesimizi yükselteceğiz. Daha çok dayanışacağız ve daha çok proje üreteceğiz. Şimdi bir taraftan baktığınızda sektör zaten zor ama sektörde kadın olmak daha da zor. Yani kadına farklı bir pencere açma hedefiniz var mı? Şöyle Ayşegül'cüm, yani aslında sektörde kadın olmak zor değil. Seçimlerde kadın olmak zor. Onun altını bir çizeyim ben. Çünkü basın sektöründe tabii ki kendimize göre elbette. Bir kere zaten koşullarımız gereği eşitlik çok sağlayamayabiliyoruz. Çünkü bizim işte birçok sorumluluğumuz var. Ev sorumluluğu var, çocuk sorumluluğu var, hayat sorumluluğu var. Birçok şey kadınlarda çok daha etkileyici. Omuzlardaki yük daha fazla. Tamam. Bu tabii yani şöyle ki günde 24 saat uğraşsan bir yaşam biçimidir gazetecilik ve senin birçok şeyini etkileyebiliyor. O yüzden kadının dünyasıyla gazeteciliği bir araya getirmek zaten çok kolay değil. Ama biz bunları hep epey geride bıraktık artık. 30 yıllık bir meslek yaşamım var. Burada bir sorun yaşamıyorum. Cemiyet işlerinde bunlar gönüllü oluşumlar ve çok yoğun çalışma gerektiriyor aslında gönüllü oluşumlar olmasına rağmen. Burada da bir sorun yaşamıyorum. Ama benim gördüğüm şu, seçim süreçleri biz kadınlara göre biraz değil. Çünkü biz daha çok hani proje üretelim, iyi şeyler yapalım, daha doğru hedefler olsun, işte güzel bir ekibimiz olsun. Biz bunlarla daha çok uğraşıyoruz. Ama bazen hani belki bu siyasette de böyle. Erkek adaylara baktığınız zaman işte orada farkı görüyorsun, yaşıyorsun. Onlar böyle savaşa gider gibi bir şey ben anlamıyorum. Ne gerek var? Çünkü biz gerçekten zor bir sektörde
ayakta kalmanın mücadelesini veriyoruz. Ve demek ki bizim yapmamız gereken şey gerçekten doğru projeler üretmek, doğru bir duruş sergileyebilmek ve hak savunucusu olabilmek. Bunların hiçbiri de böyle çok atraksiyonlu bir seçim süreci gerektirmiyor bana göre. Hı hı. Net olacaksınız. Yapabileceklerinizi ifade edeceksiniz. Ama en önemlisi şey şu. Ben bütün meslektaşlarıma onu diyorum. Yani bazen işte soruyorlar, aday olarak ne vaat ediyorsunuz? En çok sizlerle çalışmayı vaat ediyorum diyorum. Çünkü yaşadığımız sorunlar sadece böyle bir iki kişinin, hatta bir iki grubun, bir iki yönetimin de kaldırabileceği şeyler değil bazen. Topyekun mücadele gerekebiliyor. Topyekun bir ruh gerekebiliyor. Ve aidiyet duygusu gerekiyor. İşte en önemlisi o. Bu süreçler içerisinde ben üyelerimizle birlikte daha etkin, daha katılımcı, sorunu tetikleyen değil de çözümü tetikleyen bir yönetim olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Bizlerle birlikte. Bunu da kanıtlamak için zaten ekibimiz diyorum. Çünkü çok iyi bir ekip yaptık. Çok iyi bir ekip. Neye göre belirlendi ekip hazırlanırken? Şöyle bir kere şunu söyleyeyim. Bu süreçte biz hali hazırdaki yönetimden 3 arkadaşız. 3 arkadaş devam ediyoruz. Ama yönetimin %90'ı zaten bizim destekliyor. Ve onlar işte direkt kap bir yola çıksın demesi. Ki ısrarla da söyledim, bakın bu işlerin hiçbiri kolay değil. Ne sektörümüz kolay, ne cemiyetimizin önünde bekleyen gelecek kolay. Aşırı çalışmak gerekiyor, çok iyi bir temsil yeteneği gerekiyor. Varsa başkası yapsın dedim, çok açık söyledim. Sağ olsunlar, onlar da destek verdiler. Bu yönetimden 3 arkadaş devam ediyoruz. Ve ondan sonra diğer arkadaşlarımızla da şöyle yaptık, ana yönetim diyeyim. Tecrübeli isimlerden, 3'e böldük aslında, tecrübeli isimlerden. Arkadaşlar, genç arkadaşlar ve ondan sonra da işte TRT gibi ağırlıklı kurumlardan olan arkadaşlarımız var. Onlarla ve genç arkadaşlara özellikle çok ağırlık verdik. Bu dönem dedik ki bizim yedek üye kavramını kaldırıyoruz. Yönetim 22 kişiden oluşuyor ve 22 kişinin kararlarıyla, kararlara olan görüşleriyle biz yol alacağız. Benim oy hakkım 22'de biridir. Özellikle de yedek üyelerimizi genç arkadaşlardan seçmeye çalıştık. Çünkü bu süreçlerde ben şunu görüyorum. Evet, seçim süreçleri çok etkileyici, heyecanlı. Hani Türkiye'de de bu böyle. Ama bunlar, burası da bir kurum. Yani 75 yıllık bir kurum. Ve siz basın gibi Türkiye'nin 4. kuvvetini simgeleyen bir sektörü temsil ediyorsunuz. Demek ki buraya çok böyle hani loto oynar gibi oradan mı olayım, buradan mı olayım, şu değil. Gerçekten projeler nasıl üretiliyor? Çalışmalar neler yapılması gerekiyor? Türkiye genelinde, bir de bizim sorunumuz, sektörün sorunları sadece İzmir'de değil. İzmir'de çok ağırlıklı ama Türkiye'ye yansıyan basın sektörünün çok büyük sorunları var. Basın kartlarından tutun. Öyle olunca biz gerçekten şuna inandık. Ekip ruhuyla, kolektif akılla ortaya koyacağız çalışmalarımızı. Burada arkadaşlar bir deneyimle gelecekler. Biz onlara bayrağı teslim ederken son derece içimiz rahat olacak. Çünkü işçi biliyorlar, iş yapıyı biliyorlar. Çok dinamiğimiz var. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde de öyle, bütün gazeteciler cemiyetlerinde de öyle. Bu dinamikleri tanımak önemli bir mesele. Ve bana göre asla ve asla kuruma zarar verebilecek hiçbir şeyin içinde olmamamız lazım. Hiçbir, yani istediği kadar seçim süreci olsun, istediği kadar hararetli olsun. O yüzden de zaten her şeyi açıklamaya, her şeyi konuşmaya varım. Ama ben mesleğimin sorunlarını, cemiyetimin beklentilerini hiçbir zaman tartışma konusu yapmam. Yaptırmam da. Bunların da içinde olmam. Şimdi önemli bir kuvvetten bahsediyoruz. Evet. Ve geçmişi olan tabii 75 yıllık, evet, bir 75 cemiyet. Yıllık bir, evet, kurumdan bahsediyoruz. Cemiyetten, evet, bahsediyoruz. Şimdi bu iki mecrada baktığınızda insan biraz daha omuzlarındaki yükü ağır hissediyor mu? Zor mu başkan adayı olmak? Buna başkan karar adayı vermek hiç zor değil. Hayır, çok da onurlu bir şey. Yani çok meslek büyüğümüz var. Yük hissettiriyor mu omuzlardan? Şöyle söyleyeyim, yani o kadar çok meslek büyüğü büyük katkılar yapmış ki meslek büyüğümüz. Ve hani böyle efsane başkanlarımız olmuş, çok iyi başkanlarımız olmuş. Şu an hala misket başkan, biliyorsunuz, yine bir kadın, evet, başkanımız var. Benim de mesleğe adım atmama vesile olan değerli hocam, selamlar gönderelim buradan. Aynı zamanda dediğin gibi çok genç arkadaşımızı yetiştirmiş bir başkandan söz ediyoruz. Buradaki mesele o değil. Bence asıl meselemiz, dediğim gibi, çok daha cesur olmamız lazım. Mesela hani bence zor olan kısım varsa bu. Çok daha direngen olmamız lazım sektör adına. Çok daha arkadaşlarımızın yanında olmamız lazım, sahada, alanda çalışan. Asıl mesele bunlar bence. Yoksa çok onurlu bir görev. Hakkıyla da yapabiliriz. Arkamızda da bir 30 yıllık geçmiş var. Çünkü hep şuna da inanırım ben. Bu bir temsiliyet.
Ve temsiliyet dediğiniz şey de sadece yaptığınız işle olmuyor. Yani masanın birçok yerinde çalışmış olmanız lazım. Hı hı. Bir kere kentin dinamiklerini tanımanız gerekiyor. Bu kentin dinamiklerini tanıyacaksınız ki oradan yaratacağınız artıyı, katkıyı cemiyetiniz için kullanabilirsiniz. Onun dışında, bu arada da pardon, özür dilerim seyircilerimizden de sesim gittikçe bu kadar da konuşmaya da alışkın değilim galiba ben. Bu çok süreci diyorsanız sesime olumsuz yansıdı. Günde 20 saat falan konuşur hale geldim. Tabii şey de var, en az günde 40 üyemizi arıyorum. Sürekli telefonlardayız. Tabii benim sesim bunlara çok alışkın değil ama şunu biliyorum. Biz gerçekten cemiyete en iyi katkıyı sunabilecek ekibiz. Şimdi bir taraftan baktığımızda hep o sahadaki gençlerden de bahsettiniz ya ve basınç sorunu bizim sektörümüzün tabii önemli sorunlarından biri. Dolayısıyla o gençler, basınç kartı olmayan gençlerle biz de bu kente hizmet ediyoruz. Biz de sokaklarda koşturuyoruz, zor şartlarda çalışıyoruz ama biz de cemiyetimizin çatısı altında olmak isteriz diyen de bir genç grup var. Tabii. Burada da hep tüzüğün bir maddesine takılıyorlar. Bununla ilgili bir planınız var mı? Tabii ki planımız var. Zaten ilk çalışmalardan biri olacak. Tüzük kongresi, daha doğrusu tüzük komitesi oluşturacağız. Ve iki ayrı komite oluşturacağız. Biri bizim üyelerimizden oluşacak. Diğer komitede bu genç arkadaşlarımızdan oluşacak. Yani basın kartı olmayan ama sektörde bir fiil çalışan, hı hı, genç arkadaşlarımızdan oluşacak ve onların dernekleri ya da platformlarının temsilcilerinden oluşacak. Şimdi buradaki tabii meseleyi iki yönlü görmek gerekiyor. Bir kere kesinlikle bu işi hakkıyla yapan her genç arkadaşımın cemiyet üyesi olmakta sonuna kadar hakkı. Hı hı. Bunu net bir şekilde sistemize etmeniz lazım. O arkadaşlarımız gelsin ama bizim çok yönlü sorunlarımızdan bir tanesi de hani sizlerin de bildiği gibi maalesef hiçbir şey olamayan gazeteci olabiliyor gibi bir algımız var ülkede. Yani bunun için çok özel şartlarımız yok. İşte hatta işte bir internet sitesi kurup doğrudan ondan sonra bir internet sitesi kur, bir çanta al, işte ben de mecra sahibiyim diyen kişiler de çok fazla. Demek ki biz bunu bir yandan resmi tam görmeliyiz. Ve bu bir çalışma gerektiriyor. Hiçbir şekilde genç arkadaşlarımın hayalleriyle, beklentileriyle oynanmasını doğru bulmuyorum. Ama şunu yapacağız, onlarla birlikte alacağız bu yolu. Koşullarımız ne olacak? Hangi kriterleri getirelim ki gerçekten sahada çalışan, bu işi hakkıyla yapan, basın kartı olmayan arkadaşlarımız cemiyete üye olsun. Hı hı. Bu fahri üyelikse fahri üyelik hiç problem değil. En kolayı. Ama mesele şu, yani bu bir ayak ya. Diğer ayağımız da bizim, pardon, tümüyle arkadaşlarımızın 212 basın çatısı altına girmeleri. Tabii. Yani asıl mesele o. Çünkü bu sen cemiyeti alıyorsun ama hiçbir sigortası veya basına özel özgü avantajlardan yararlanamıyorsa bu doğru bir şey değil. İşte biz iki yönlü gideceğiz. Bir tanesi genç arkadaşlarımızı tüzük komitesi oluşturacağız. Diğeri ise bu arkadaşlarımızın çalıştığı, 212'siz çalıştırıldığı kurumları ziyaret edeceğiz. Onlara birincisi 212'nin artık geçmişteki kadar işverenlere yük getirmediğini anlatacağız. Hatta yıllık izinden başka çok da büyük farklar yok aslında. Hı hı. Geçmiş ama hala geçmişteki o algı var. 212 işverenler için çok büyük yük olarak görünüyor. Böyle değil. Bunları anlatacağız. Ve biz bu işi hakkıyla yapan kurumlarımızı da internet sitemizden duyuracağız. Evet ki zaten bizim mesleğimiz de öyle bir meslek ki size o kart, o hakları verse bile yıllık izin, siz o kadar uzak kalamıyorsunuz işinizden, sektörünüzden. Damardaki bir mikrop gibidir bu işi yapmak. Yani arıyorsunuz. O çok dinamik, çok dinamizm gerektiren evet, bir alan. Evet ve kopunca yani birkaç günlük bir tatil bile bir sonraki gün sizi bir afallatır, gündemi yakalayamazsınız. Öyle bir yerden toparlayamazsınız değil mi? Tabii ben emekli olduğum zaman mesela yıllık izinlerimin çoğunu o zaman parasını almıştım. Çünkü hani dediğin gibi belki bir hafta yatıyordu en fazla o kadar uzaklaşabiliyordun. Sonra yine o tempoya, o havaya girmek istiyorsun. Evet, uzaklaşamazsın çünkü oradan besleniyorsun bir gazeteci olarak. Dolayısıyla o hakları çok da zaten çalışan da kullanamıyor. Yani gerçekten bu işi yapan biri ise kullanamıyor. Sizin güzel de bir çalışmanız olmuştu mevcut da. Avrupa Birliği ile basın akademisiydi değil mi, yanlış telaffuz etmeyeyim. Şimdi
Tabii cemiyetlerimiz Türkiye İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Türkiye adını kullanır. Aslında İstanbul'dur. İstanbul'a naziri olarak da Ankara Gazeteciler Cemiyeti Ankara adını attı. Gazeteciler Cemiyeti dedi. O da aslında Ankara'dır. Biz İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak tabii bir tüzük değişikliği yapıp biz aslında en azından etki alanımızı ulusala taşımak durumundayız. Bu önemli bir şey İzmir Gazeteciler Cemiyeti için ki özellikle de Avrupa Birliği projeleri ve diğer destekleri daha kolay alabilelim. Şimdi şunu gördük, alışkanlıklarımız var ama değişen de çok şey var. Yani biri işte tabii ki üyenin yanında olacaksın maddi olarak ama asıl mesleki olarak olman gerekiyor. Yani bizim cemiyet olarak birinci görevimiz işsiz arkadaşımızın iş bulmasında yardımcı olabilmek. İkinci görevimiz o süreci daha rahat geçirmesini sağlamak. Biz bunun için bu dönem şunu yapacağız. Gazetemiz 9 Eylül gazetemiz var biliyorsunuz. 9 Eylül'de işsizlik sigortasının ödeneğinin tamamlayan arkadaşlarımız 6 ayda gazetemizde çalışacaklar. O süreç içerisinde de işte onları kurduğumuz kariyer panosu var. Bu dönem kariyer panosu diye bir çalışma başlattık. O da şu, dedik ki arkadaşlar CV vermeyin. Yani CV'ler sadece çekmecelerde birikiyor. Evet. Bunu şöyle yapalım. Sizin adınıza sizin çalışabileceğinizi düşündüğünüz yeri, alternatif 2-3 yer söyleyin. Biz oraları sizin adınıza araştıralım. Sizin adınıza referans olalım. Ve orada iş sahibi olmanızı sağlayalım, katkı sunalım ve gerçekten böyle onlarca arkadaşımız iş sahibi yaptık ve hatta sonra gidip çok de önemli bir proje çünkü kanayan yara istihdam. Kesinlikle, sektörde. Kesinlikle yani bu da işin bir parçası ve gidip hatta onları da yerlerinde ziyaret ettik, kurumlarını da ziyaret ettik ve hani üst yönetimle birlikte arkadaşımızın yanında olduğumuzu ifade ettik. Şimdi bu tür çalışmalar yapmak zorundayız. Gazetemizde de öyle. Gazetemiz tekrar işsiz gazeteci arkadaşlarımızın önceliği olacak. Çünkü ister istemez tabii kadrolar çok sınırlı. Hı hı. Ve o kadrolarda belli bir dönem sonrası yeterli deminim sağlayamayabiliyorsunuz. İşte bu süreçte bunlara bakacağız. Yeni arkadaşlarımız, özellikle iş arama sürecinde olan arkadaşlarımız. Onları da mutlaka dokunabileceğimiz projelerde bir araya getireceğiz. Ve gazetemizde hatta daha sonra daha farklı projelerimiz de var. İşte internet televizyonu kurmak, dijital abonelik getirmek. Çünkü bunlar biliyorsunuz artık günümüzde her şey dijital. Dijitalde aralıklı değilseniz istediğiniz çalışmayı yapın. Özellikle yazılı basın için. Belli bir aşamaya kadar yol alabiliyorsunuz. İşte yapılabilecek gerçekten çok şey var. Evet, o yüzden doğru. Altını bir daha çiziyorum. Bunları tabii ki başındaki artık lider mi dersiniz başka ama bilmiyorum. Hani yönlendirici konumundaki insan tabii ki önemli. Çünkü diyorum ya temsiliyet kabiliyetidir başkanlık. Ama asıl mesele iyi ve sağlam bir ekip. Evet, bir taraftan da baktığınızda çünkü basın sektörünün o kadar çok sorunu var ki bir araya gelememe sorunu zaten var. Sendikalaşamama sorunu var. Onun dışında istihdamı az önce bahsettik kanayan yara. Bir taraftan bir de şimdi pandemi süreci eklendi. Burada bir sürü tartışmaları da yine beraberinde sahada arkadaşlarımız çalışıyor. Bir aşı tartışması oldu mesela. Basın kartı olan gazeteciler aşılandı. Diğer arkadaşlarımız haklı olarak dedi ki ben de dışarıda takip ediyorum ama yine basın kartına çıktı olay bu arada. Ama şöyle oldu biliyorsun sonrasında. Basın enformasyon devreye girdi. Basın kartı olmayan gazeteci meslektaşlarımız da aşılandı. Ama orada sorunumuz şu oldu. Basın enformasyonun hedef görmediği birçok gazeteci arkadaşımız da yine aşıdan yararlanamadı. Neden? İşte ana problemimiz hep bu. Çünkü maalesef yani ulusaldaki politikalarda cemiyetlerin rolü gittikçe azaltılıyor. Eskiden basın kartları komisyonunda en azından 3 büyük cemiyet temsil edilirdi. Şimdi tamamen kalktı. Bürokratik bir yapı geldi. Tuhaf işte bağımsız gazeteciler deniyor ama hiçbirinin bağımsız olmadığı çok ortada olan arkadaşlarımız geldi. Ve cemiyetlerin pozisyonu, yetki alanları daraltıldı. Bu işin birinci yanı. İkincisi birçok arkadaşımızın kartı yenilenmedi. Bizim üyelerimizin de öyle. 1/3'ünün neredeyse kartı yenilenmedi. Çok ciddi bir sıkıntı. Ve biz ne yaptık? Şunu yaptık. Ulusalda bir medya dayanışması başlattık. Ve bu saydığım kurumlar, hatta onun ötesinde işte Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Parlamento Muhabirleri Derneği gibi temsil eden kurum ve dernekler, oluşumlarla bir arada bir Türkiye oluşumu gerçekleştirdik. Medya dayanışması dedik adına. Ve şimdi projelerim, bu tür sorunlarımızı artık ulusala taşıyoruz. Çünkü ortak dava açıyoruz. Kartları yenilenmeyen arkadaşlarımızla ilgili Danıştay'da dava açtık. Ve bu süreci takip ediyoruz. Aslında prosedür olarak da epey bir noktaya geldik. Hatta idari davalarda ilk mahkemeyi kazandık. Çünkü bu sefer de kazanılmış hakların geri verilmemesi yönünde aslında bir parça ilgili kurumları sıkıştırmaya başladık.
Hı hı. Ama bunların hepsi tabii ulusal mücadeleler de gerekebiliyor. Peki biz burada ne yapacağız? İşte birincisi dediğim gibi önce meslektaşlarımızın kartları yenilenmeyen meslektaşlarımıza biz bir cemiyet aidiyet kartı vereceğiz. Hı hı. Ve basın kartının sağladığı avantajları da biz onlara sağlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz en önemli avantaj zaten ulaşım avantajı. Evet. Bir yandan onunla ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Öte taraftan şimdi bizim hani birçok sorunumuz var ama benim gördüğüm asıl sorun ne biliyor musun? Sistemsizlik ve projesizlik. Bizim asıl sorunumuz bu. Çünkü şunu söylüyoruz. İşte çok genç meslektaşımız var sahada. Tamam, hı hı. Kaç kişi var? Çok işsiz arkadaşımız var. Tamam, kaç kişi var? Çok genç serbest gazetecimiz var. Tamam, kaç kişi var? Yani bende var, bizde var daha doğrusu cemiyette. Ne yaptık? Biz son 3 yıl, 4 yıldır envanter oluşturmaya başladık. Çünkü bu envanterleri de göre de proje geliştirebiliyorsun. Şimdi bu rakamlar çıkınca şunu gördük. Bizim mesleki olarak özellikle daha fazla dokunmamız lazım. Yani klasik alışkanlıklarımız var. Üyeye onu verelim, bunu tabii ki verelim. Tabii ki yapalım. Ama bunların hepsi önce denk bütçe hesabı. Hı hı. Bu tamam. Ama öbür taraftan da yeni kaynak yaratmamız gerekiyordu. Ve çünkü bizim bu envanterlerle çıkardığımız işte serbest gazeteci arkadaşlarımıza nasıl dokunacağız? İşsiz gazeteci arkadaşlarımıza yazdıkları haber başına telif nasıl verebileceğiz? Demek ki bunların hepsi birer sistem gerektiriyordu. Onun için Avrupa Birliği projesine eğildik ve o projede de hiçbir Avrupa Birliği uzmanı kullanmadık İzmir adına. Biz tabii bu projeyi aslında Türkiye Gazeteciler Sendikası ile birlikte yaptık. Hı hı. Neden? Çünkü biz gazetemizi Türkiye'nin tek sendikalı cemiyet gazetesi yaptık. Bu dönem en çok ağırlık verdiğimiz çalışmalardan biri bu oldu. En önemsediğimiz şey buydu. Yani gazeteyi mesela yapabilirsiniz. İçine bugün başkası yazar, yarın başka bir şey yazar. Daha çok güzel olabilir, daha farklı olabilir. Ama mesele o değil. Mesele bu gazetenin sendikalı olup model teşkil edebilmesinde. İşte bu dönem başardığımız en önemli çalışmalardan biri buydu. Ve bu da bize büyük bir artıyla döndü. Ve biz Türkiye Gazeteciler Sendikası ile birlikte bir Avrupa Birliği projesi hazırladık. Bu proje kapsamında da İzmir olarak iki ayak istedik. Bir tanesi işsiz arkadaşlarımıza telif verelim. Özellikle işsiz arkadaşlarımıza. Yazdıkları haber karşılığı 100 euro telif veriyoruz brüt. Bir de ayrıca dedik ki biz başka bir şey yapalım. Meslek değişiyor, teknoloji gelişiyor, arkadaşlarımızın sorunları artıyor. O zaman bizim bir akademi kurmamız lazım. Hı hı. Alışkanlıkları biraz değiştirmemiz gerekiyor. Yılda şu kadar çek tabii ki verelim. Şunu yapalım onu da verelim. Ama asıl mesele artık biz bir akademi kuralım. Ve bu akademide de genç meslektaşlarımız ya da bu sektörde var olan, bu sektörde kalmaya niyetli aslında yaşı kaç olursa olsun. Ben şuna inanıyorum. Eğer dijital dünyayı tanımıyorsanız olmuyor artık. Evet, bunu bilmek zorundasınız bir gazeteci olarak. Akademi kurduk. Son 3 yıl önce yaklaşık. 2,5 galiba. Ve ondan sonra akademiyle birlikte şuna başladık. Düzenli eğitimlere başladık. Ücretsiz eğitimlere başladık. 4 alanda eğitim veriyoruz. İngilizceye getirdik. İngilizce çok önemli. Onun dışında işte sosyal medya, dijital medya, video ve görsel uygulamalar. Şimdi bu akademide bu eğitimleri veriyoruz. Hı hı. Tabii ki pandemi oldu. Pandemiden sonra bunu online platformlara taşıdık. Ama şimdi yavaş yavaş koşullar tekrar normale dönüyor. Ve döner dönmez de şimdi büyük bir akademiye taşıyacağız. Yani akademiyi çok daha büyük bir yere taşıyacağız. Ve burada da eğitimlerimizin sayısını artıracağız. Evet, bu oldukça önemli. Yani yeni değişen dünya düzenine ayak uydurmak ve mesleğini sürdürmek isteyenler adına genç ya da ileri yaşta hiç fark etmez aslında. Hiç fark etmez. Önemli bir çalışma. Tabii. Dediğiniz gibi proje üretememek, bizim yaptığımız iş devinimi olan ve sürekli beynimizin bir şeyler ürettiği bir meslek aslında. Beynimizin çalıştığı bir meslek. Bu kadar insan nasıl proje üretemez? Şöyle, çünkü hepimiz için aynı şey geçerli. Çok hızlı yaşıyoruz. Şimdi en büyük sıkıntılardan biri bu zaten. Yani çok yoğun yaşayanlar aslında derneklere ya da işte cemiyet gibi oluşumlara çok zaman harcayamayabiliyor. Hı hı. Demek ki onlar o başka bir tarafta yoğun çalışıyorlar. Aslında tam sektörün nabzının içindeler. Ama bu sefer cemiyet ve dernekler, Türkiye genelinde söylüyorum, şeye kalabiliyor. İşte daha emekli, daha rahat yaşayan, hı hı. Hani hayatta devinimi çok hızlı olmayan insanlara kalabiliyor. Ve burada büyük bir ayrışma oluşuyor. Evet. Bu ayrışmayı toparlayacak olan şey bana göre sistem. Yani sistemi doğru kurmanız lazım. Diyorum ya, o kadar hızlı yaşıyoruz. Çok işsiz arkadaşımız var diyoruz. Biliyorum. Çok işsiz. Ama envanter nerede dediğinde çıkmıyor. Çıkmıyor evet. Çıkmıyor. Yani çok genç arkadaşımız var. Arkadaşlarımızla ilgili işte özellikle genç meslektaşlarımız doğal olarak sürekli işte kurum değiştirebiliyorlar. Onları takip eden bir sistem nerede dediğinde o da yok. Ve genel olarak gördüğümüz şey bu işte hep yaşadığımız şeylerden biri. Oturup çalışmamız lazım. Çok yoğun çalışmamız ve sistemli çalışmamız lazım. Bize AB projelerini getiren de bu işte. Hı hı. Biz bir Avrupa Birliği projesi için 8 ay çalıştık. 8 ay.
En az 3 defa falan kendi olanaklarımızla Ankara'ya gittik. Çünkü hani daha ortada hiçbir şey yoktu. Alıp alamayacağınızı bilmediğiniz bir projeydi. Ve şimdi mesela çok güzel gelişmeler de var. Yeni projeler de geliyor yolda. Onları da mutlaka kurumumuz açıklayacaktır. Bunlar Ayşegülcüm. Yani değişen dünyayı ancak bunlarla yapabilirsiniz. Ben seçim süreçlerinin böyle insanları, hele hele genç meslektaşlarımızın hani göz boyama süreçleri olarak algılanmasını çok doğru bulmuyorum. Hayır, sorunlarımız var ama çözüm birlikte. Hakikaten birlikte. Ve bu mesleği yeter ki idealist olarak yapsınlar. Yeter ki bu mesleği gerçek bir gazeteci olarak yapmaya kararlı olsunlar. İşte bütün bu arkadaşlarımızı tabii ki cemiyet çatısı altında toplayacağız. Her şey değişiyor. Cemiyetler de tabii ki bir değişim içerisinde. Ama bu değişim hem sektörün sorunlarına daha odaklanmalı hem daha kavrayıcı olabilmeli. Bu bir süreç meselesi. Süreç de bizi buraya getiriyor. Teknolojinin değişmesi artık sizi zorunlu kılıyor. Yani donanımlarınızı artırmak zorundasınız. Sosyal medyadan anlayamıyorsanız bugün alıştığınız eski gazetecilik olmuyor. Evet, kesinlikle. Tabii. Çok yönlü. Bu arada son 4 dakikamız da aktarmamız da gerekiyor. yavaş. Geçtiğimiz günlerde yine böyle online platformlarda tabii meslek büyükleriyle de bir araya geliyoruz. Onlardan birinin söylediği bir söz vardı. Dedi ki hep ulusal medyadaki arkadaşlarınızdan bahsediyorsunuz ama o ulusal medyadaki arkadaşlarınızın bile yaşamayı hayal ettiği kentte yaşıyorsunuz. Tabii. Neden o kentten farklı bir ışık çıkmasın mesleğiniz adına dedi. Çok güçlü avantajlara sahibiz aslında. Belki bunun farkına varıp bir araya gelmemiz lazım değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Şimdi ben mesela zaman zaman hep İstanbul'a gitmek istedim meslek yaşantımda. Böyle bağlantılarım da oldu, fırsatlar da doğdu. Ama gittiğim zaman hep şunu gördüm. Oradaki arkadaşların çoğu şey diyordu. Biz bir hani şu işi ayarlayalım, İzmir'e geleceğiz. Dedim ki ben niye o zaman kendimi niye geldim? Zorluyorum. Zaten onların hep gelmek istediği yerde yaşıyorum. Tabii mesleki anlamda sıkıntı olabiliyor. Çünkü bunlar bazen anakent politikaları gerektirebiliyor. Yani evet İzmir'de büyük metropol, büyük bir kent ama İstanbul paranın çok daha aktığı bir kent. Ankara siyasetin başkenti olunca medyalar daha güçlü olabiliyor. Evet. Burada İzmir'de biz bu kadar değil, tabii ki medyamız çok güçlü değil ama bizim de avantajlarımız var. Bir kere hep onu söylüyorum. Biz kavuşur mu? Ben onu hayal ediyorum. Kavuşur. Hani her şeyi birden başaramayız ama çok güzel modeller oluşturabiliriz. Ben de hep bunu düşünüyorum. Yani biz öyle modeller oluşturabiliriz ki bu modeller kendi içerisinde büyüyebilir. Ama bütün bunlar gerçekten biraz daha vizyonu geniş tutmaya bakıyor. Evet. Klasik alışkanlıkların biraz ötesine çıkalım. Biz yerel seçim yapmıyoruz, ulusal seçim yapmıyoruz. Araba bilmem ne vaat etmediğimiz kaldı. Yok öyle bir şey. Tam tersi biz şunu vaat edelim. İzmir'e çok sağlam, gerçekten ayakları yere basan, hatta birçok kurumun da içinde olduğu çok güçlü yayın organları kazandıracağız diyebilirim. Asıl meselemizin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim asıl meselemiz öncelikle bu meslekte fedakarca çalışan meslektaşlarımızın haklarının sağlanması ve onların daha düzgün kurumlarda, daha kurumsal yerlerde çalışmasını sağlayabilmemiz olmalı. İş olanaklarını artırabilmek olmalı. Birlikte, gerçekten birlikte birbirimize dokunarak bu meslekte kalmaya niyetli idealist arkadaşlarımız için bir şeyler yapmak durumundayız. Bizim önceliğimiz de en parlak vaadimiz de bu. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum size de çalışmalarınızda. Ben de hayal ediyorum o güçlü medyaların olduğu iki şehrin arasından İzmir'de sürülerek o güçlü medyalara sahip olan şehir olarak ön plana çıksın ki burada o kadar değerli arkadaşlarımız yetişiyor. Kesinlikle. Çok güzel üniversitelerden çok değerli isimlerin desteğiyle arkadaşlarımız yetişiyor. Onlar başka şehirlerde aramasınlar geleceklerini, bu şehre bir şey kazandırsınlar. Benim de tüm hayalim o. Geçtiğimiz günlerde ulusal bir mecradan Ege bölgesinde muhabirlik yapacak bir kişi aranıyor. 5 ay askıda durdu, bulunamıyor. Yani artık şehir muhabiri de yetiştiremiyor. Tabii. Biz bir ara fabrika gibiydik. Yani İstanbul'a fabrika gibi çalışırdık. Peki bu kent neleri kaybediyor? Onların bir an önce geri kazandırılması benim de tek temennim diyebilirim aslında. Komisyonlarımızı bekliyoruz. Seçilirsek inşallah. Çok teşekkür mutlaka ediyorum. Mutlaka komisyonlarda birlikte çalışacağız. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler her şey için. Evet sevgili izleyenler, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Emek ve Gelecek Grubu Başkan Adayı